Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir biten oyalarım videosuyla sizlerleyim. üç tane yazma var elimde bitirdiğim. üçü de birbirinden güzel oldu. üçünü de çok severek yaptım. E, ve bugün sizlerle bu bitmiş oyalarımı paylaşmak istedim. E, dediğim gibi 3 yazma hazırladım yazmalarından iki tanesi Cenk marka. Bir tanesi Payder pek marka. E, bu göstereceğim 3 oyanın da videosu... E, kanalımda var. Video numaralarını oyaları gösterirken söyleyeceğim. Ulaşmak isteyenler için de hem açıklama kısmına hem de yorum kısmına e, oyaların video numaralarını linklerini bırakacağım. Oradan tıklayarak kolayca ulaşabilirsiniz. Hemen ilk yazmamla başlamak istiyorum. İlk yazmam payidar ipek. Şöyle göstereyim. Haki yeşil tonunda bir zemini var. Üzerinde de şöyle önce yazmayı açıp göstereyim size. Üzerinde de böyle kurdele desenleri gibi desenler var. Ve bu yazmanın kenarına bana e, çok çok Fotoğraf geldi Instagram'da demeden nasıl bir model yapabilirim böyle bir yazma var elimde şeklinde genellikle ne model yapacağız konusunda biraz böyle kararsız kalmış bir desendi. ben bu desenin bu yazmanın kenarına şu modelimi yaptım arkadaşlar daha önce de bu modelden yapmıştım bitirmiştim izlemişsinizdir belki sizinle de paylaşmıştım e, çok güzel kolay olan bir model e, kalıp gibi duruyor tüledikten sonra ilk e, kullanırken özellikle günlük yazmaların kenarında tercih edebilirsiniz. İlk ütüsünü düzgün yaptıktan sonra kesinlikle ütüyle ilgili bir sıkıntı yaşamayacağınız tam bir kalıp gibi dediğimiz modellerden biri oldu. E, bu modeli yaparken arkadaşlar yazmama önce oyama hazırlamam gerekiyor tabii ki. Yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle yakından göstereyim size. Her zaman yazmalarımı iki zincir çekerek tığlıyorum. Dediğim gibi bu yazmanın markası Payda İpek'ti. Ben daha önce hiç Payda İpek kullanmadım. E, nasıldır? Kenarları delinir mi? Naylon mu diye soranlar için kenarları delinmiyor. Naylon bir yazma değil ama Cenk ya da Reyyan kadar kaliteli de sayılmaz. Fiyatı da zaten ona göre Cenk ya da Reyyana göre biraz daha uygun oluyor. E yaz zaman bu şekildeydi. Şimdi fıstık oyası örneği gösterdiğimde fıstık oyasını ben yapamıyorum şeklinde genellikle yorumlar oluyor. Ee, bunun için de YouTube'un arama kısmına püf noktalarıyla fıstık oyası yapımı yazdığınızda benim daha önce bu fıstık oyası meselesi ilk çıktığında paylaştığım videomu bulup izleyebilirsiniz. Bu şekildeydi. Ben bu modeli çok beğendim, yapmak isterim diyenler için kanalımda videosu da var. Hemen video numarasını söyleyeceğim size. Video numarasında anlattım, videoda anlattığım şekilde yaptım. Numarayı yazdığınızda Karşınıza pembe yazma kenarında yapmıştım. O video çıkacak, oradan bakabilirsiniz. E, bu yazma için, bu yazmanın modelinin videosu için youtube'un arama kısmına 2105 yazmanız yeterli. E, dediğim gibi hem açıklama kısmına hem de e, yorum kısmına da e, ekleyeceğim linkleri. Tığlama linkini de ekleyelim. Tığlama için de merak edenler benim yöntemimi ben tığlıyorum ama benim tığlamam deliniyor diyenler için yine YouTube'un arama kısmına o yanın 1098 yazarsanız tığlama ile ilgili detaylarımı da öğrenebilirsiniz. Bunların hepsi zaman içerisinde böyle hanımların isteği doğrultusunda gelişti. Özellikle tığlama videosu çok istek geldiği için paylaşmıştım. Şöyle geriden de göstereyim size. Bence çok güzel bir model oldu. Çok zarif bir model. Ben böyle büyük oya sevmiyorum. Daha benimki biraz narin olsun falan diyorsanız bunu tercih edebilirsiniz. E, fiyat konusunda bilgi vermiyorum. E, bu videolar YouTube'da kaldığı için e, üstünden 1-2 yıl geçtikten sonra buradaki fiyatla Instagram'dan benimle iletişim kurmak isteyenler oluyor. Bu nedenle e, fiyat vermiyorum. Ama fiyat verirken de e, bir kere fiyatlar yöreden yöreye değişiyor. Bazı yöreler çok ucuza yapıyor. Bazı yöreler biraz daha yüksek fiyattan yapıyor. Bunu değerlendirmeniz gerekiyor. Etrafınıza sormanız aslında daha mantıklı. Ee, bir de kullandığınız malzemeler de çok önemli oluyor. Mesela kullandığınız yazmanın markası fiyatı e, değiştiren en önemli faktörlerden bir tanesi. Bazı yazmalar çok ucuz bazıları daha çok daha pahalı. E, hepsini insan kendi emeğinin de kendisi biçebilir diye de düşünüyorum açıkçası. Bu yazmam bu şekildeydi. Youtube'a o Oya'nın 2105 yazdığınızda bu Oya'nın videosu çıkar. Açıklama bölümünde de yorum bölümünde de birinci yazmam şeklinde linkini eklemiş olacağım. Hemen bu yazma. Ha bir de dört kenar yapıyorum onu da söyleyeyim. Ee, bazen yorumlarda dört kenar fiyatımı ya da dört kenar mı yapıyorsunuz ya da dört kenar fiyatı ne olur filan şeklinde yorumlar oluyor. Ben hiç üç kenar iki kenar filan hiç görmedim arkadaşlar. Biz hep burada dört kenar yaparız zaten. Bu nedenle buna da açıklık getireyim. Bu yazmamın da her tarafı şöyle oyalı her yan, dört tarafı da oyalı bu şekilde. Hemen e, i̇kinci yazmama geçmek istiyorum. İkinci yazmam tam bir çeyizlik yani böyle e, ağır bir model. Bunu kaldıralım. Markası Cenk, şöyle sarı çiçekli Cenk yazmam. Cenk yazmayı bilirsiniz fiyatı bu aralar biraz yüksek gidiyor ama kalite olarak en iyisi en uzun ömürlüsü özellikle zor ağır bir model yapacağım diyorsanız e, kaliteli bir yazmanın kenarına yapmayı düşünün. Ben Cenk yazmanın kenarına yaptım modelimi de şöyle size göstereyim yakından şöyle şu modeli yaptım ben fıstık oyası modeli gerçekten e, beni çok oyaladı ama severek yaptım. Yani bu oyanı, bu oya bu yazmanın kenarına çok güzel uydu diye düşünüyorum her şeyden önce. Zaten uydurarak yapmaya da çalışıyorum. E, yazmam sadece şöyle sarı çiçeklerden oluşuyor deseni size göstermek istiyorum. Benim en sevdiğim yazma türü aslında bu böyle açık renk zemin üzerinde tek renk çiçekler. En çok bu türleri seviyorum ben kendim kullanmak için. Bu da yine çok sevdiklerimden biriydi. Kenarına da bu güzel örneği ben uygun buldum. Şöyle göstereyim yakından da size. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Çiçekler büyük olduğu için çimen sıklığını biraz aralıklı tuttum. Çünkü gerçekten çiçekler biraz iri. Ama dilediğiniz şekilde aradaki çimen sıklığını değiştirebilirsiniz. Bu yazmamın da kenarını önce onu gösterelim. İki zincir çekerek tığladım. Şöyle yakından. Yazmanın markası Cenk dediğim gibi en kaliteli yazma markalarından. Hiç delinmeden tığlandı kenarları. E, i̇ki zincir çekerek tığladım. Youtube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda benim tığlama videomu bulup izleyebilirsiniz. E, bu Oya'yı çok beğendim. Oya'yı denemek istiyorum diyenler de yine Youtube'a Oya'nın 1608 yazdıklarında benim bu videomu bulup izleyebilirler. Hatta aynı bu, bu, yazmanın kenarında yapmıştım o videoyu da. O kadar hoşuma gitmişti ki o kenarda kalan örneği sökmemiştim ve e, ben bunu tamamlayacağım İlk boş zamanımda demiştim bu yaz tatilinde tamamladık bundan sonra sanıyorum pek böyle oya bitirmeye fırsatım olmayacak ama oyam da bu şekildeydi şöyle geriden göstereyim size. İnşallah beğenmişsinizdir. Mutlaka deneyin. Aynen videosunda anlattığım şekilde yaptım. 1608 numaralı videoda olduğu gibi. Yine bu Oya'nın da yapılış videosunu ekleyeceğim aşağıya arkadaşlar. Oradan kolayca tıklayıp ulaşabilirsiniz. Yakın plan fotoğraf istiyorsanız eğer yakın plan fotoğraflarım da Instagram'da var. Instagram'dan e, beni takip edenler faydalanıyorlar zaten. Takip etmeyenler de bakabilirler, girebilirler. E, bu oya arkadaşlar. Bence ucuz fiyata yapılacak bir oya değil. Gerçekten tamamen neredeyse fıstık üzerine gidiyor. E, emeğinizin, emeğinizin karşılığını alın. Vermiyorlarsa e, yapmayın. Bırakın elinizde kalsın. Benim tavsiyem bu şekilde. internet üzerinden satış yapmayı deneyebilirsiniz. Ama o kadar bana komik rakamlar geliyor ki. Yani 30 liraya yapar mısın filan şeklinde. Ya artık kenar tığlaması bile neredeyse 30 lira olmuş. Artık bu şey olmaz. Yani bu, bu fiyatlara bu emekler verilmemeli diye düşünüyorum. E, bu da Dediğim gibi hem desenini hem yazmanın kalitesini hem örneğini çok beğendiğim bir modeldi. Modelimin numarasını tekrar söyleyip diğer yazmama geçmek istiyorum. Modelimin arkadaşlar YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1608 yazdığımızda videosunu bulursunuz. Aynen videoda anlattığım şekilde anlattığım sayılarla yaptım. Bu şekildeydi. Üçüye de çok güzel geliyor. İki yönden ütüledim ben. Önce düz yönünü sonra ters yönünü ütüledim. İri çiçekli bir model. Köşelerde hanımlar bir model bir çiçek seviyorlar bence yazmanın köşesinde. E bu nedenle köşeyi birer tane denk getirdim. Mesela şuradaki çimen sayısını biraz yakın tuttum köşede olması için. Bu şekilde yaptım arkadaşlar. Şöyle göstereyim markayı da. Bu sarı yazmam da bu şekildeydi. Hemen bir tane daha yazmam var. Onu da göstereceğim size. Yine bu yazmam da Cenk marka. Şöyle önce markayı göstereyim. Cenk markanın güzel yeni desenlerinden biri. Bu desenden ben çok almıştım. Önce açayım deseni göstereyim size. Böyle 3-4 renk almıştım herhalde. Diğerlerini de hatırlamadım bile. Öyle kal kaldı aklımda yani. İnşallah onları da kullandıkça sizinle paylaşırım. Yazmanın içerisindeki çiçekler çok güzel. Böyle çok kıpır kıpır çiçekleri deseni çok güzeldi. Bunun kenarına ben şöyle küçük, içinde de çok renk var aslında. Çiçekler küçük olunca 4-5 tane renk vardı. Bütün renklerden kullan, kullanabilmek için küçük çiçekler tercih ettim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu da ben daha önce YouTube'da paylaşmıştım. 1529 numaralı Oya. YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1529 yazdığınızda bu model karşınıza çıkar. Bu modeli bu yazmanın kenarına uygun buldum. Dediğim gibi çok renkli iri çiçekler yapsam çok karman çorman olmasın diye bu şekilde yaptım. Yine bu yazmanın da kenarlarını iki zincirle tığlamıştım. Göstereyim. Bu da Cenk arkadaşlar yazması. Yine bu da delinmeden düzgün bir şekilde tığlandı. Siz de tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için yine YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazabilirsiniz. Orada bütün detaylarımı anlattım. Ben bu modeli çok beğendim. Oya'yı çok beğendim. Oya'yı denemek istiyorum diyenler için de. Yine YouTube'da videosu var. YouTube'a Oya'nın 1529 yazdığınızda bu modelin aynen videodaki sayılarla yaptığım bu modelin yapılışına ulaşabilirsiniz. E, fiyat konusuna tekrar dönelim. 3 yazmam için de fiyat vermiyorum arkadaşlar. Fiyatlar çünkü şöyle söyleyeyim. Zaman içerisinde fiyatlar maalesef aynı kalmıyor değişiyor. Ve bu video hep YouTube'da kaldığı için bana işte videoda şu kadar demiştiniz. Şu modelden yaptırmak istiyorum şeklinde filan. E, DM'den Instagram'dan ulaşanlar oluyor. E, teker teker herkese e, hayır o... o işte şu kadar yıl öncenin videosu falan diye bilgi vermek istemiyorum. Kimse de bakmıyor açıkçası videonun tarihine. E, bu nedenle böyle bir karışıklık yaşanmasın diye bu şekilde yaptım. Bu üç yazmamı da arkadaşlar dolap uygulamasına ekleyeceğim. Dolap uygulamasından satın almak isteyenler satın alabilirler. E, bir de şimdi katlayarak göstermek istiyorum üçünü de size. Boyalarım bu şekildeydi. Hepsinin videosu kanalımda var. Aynen videoda anlattığım şekilde yaptım arkadaşlar. Faydalanmak isteyenler hem kanalıma abone olabilirler hem de Instagram'dan beni takip edebilirler. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin. Herkese kolaylıklar diliyorum.